Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın Ayetleri programında Şuara Suresi 176-191. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada Hazreti Şuayb'ın kavmine karşı durumunu ve nasihatlerini anlatıyor ve bu münasebetle bize ve bütün insanlığa bir takım mesajları veriyor. Her peygamberin kıssasında belli bir özellik daha ön plana çıkar. Mesela bundan önceki kıssada yer alan Hazreti Lut'un kavminde homoseksüellik ön plana çıkmıştı. Burada ise ön plana çıkan Hazreti Şuayb'ın kavminin ölçüde ve tartıda eksik ölçüp tartmaları. Bu toplumda bir problem. Eskide problem olduğu gibi günümüzde de yine bir problemdir. Kur'an-ı Kerim Hazreti Şuayb'ın kıssasıyla bu noktada bize ders veriyor ve bize şunu bildiriyor. Kezzebe ashabul eyke el murselin. Ashabul eyke gönderilen elçileri, peygamberleri yalanladılar. İzgale lehum Şuayb'un. Şuayb onlara şöyle demişti. Ela tettegun. Allah'tan korkmaz mısınız? İnni lekum rasulün emin. Ben gerçekten size gönderilmiş emin bir elçiyim. Fettegullah ve atiun. Öyleyse Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Ve ma eselukum aleyhi min ecir. Ben yaptığım tebliğe mukabil sizden herhangi bir ücret, bir karşılık beklemiyorum. İn ecriye illa ala rabbil alemin. Benim ücretim ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Değerli izleyenlerim, burada ela tettegun, inni lekum rasulün emin, fettegullah ve atiun ve ma eselukum aleyhi min ecrin, in ecriye illa ala rabbil alemin. Bu ifadeler daha önce kıssası anlatılan 4-5 peygamber hakkında da aynen bu surede yer aldı. Onlar da kavimlerine aynı ifadelerle Allah'ın dinini tebliğ ettiler. Bu bize şunu gösteriyor. Demek ki peygamberler aynı yolun yolcuları. Ve onlar büyük bir cadde-i kübrada gidiyor. Ve birbirlerini inkar değil, birbirlerini tasdik ediyorlar. Bu açıdan baktığımızda felsefecilerden farklı olarak peygamberler aynı noktaya tahşidatta bulunuyor. Genelde felsefeciler birbirlerini tekzip ederler, birbirlerinin fikirlerini çürütmeye çalışırlar. Ama peygamberlerde ise aynı davayı anlatmak söz konusu. Hatta dinin bazı esasları cümle itibariyle de aynı cümlelerle dinlerde yer almış. Çünkü inneddine indallahil İslam. Allah katında din İslam'dır. Ve İslam ifadesi şu anda bizim dinimizin adı olduğu gibi Allah'ın gönderdiği bütün dinlerin müşterek adıdır. Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz'e gelinceye kadar bütün ilahi dinlerde temel esaslar müşterektir. Ve İslam denildiğinde bu mana hatıra gelir. İşte aynı cümlelerin bu peygamberlerin kıssalarında yer alması bize bu hakikati anlatıyor. Ve peygamberlerin gittiği yolun büyük bir cadde olduğunu ve o cadde-i kübrada Hazreti Adem'den ta peygamberimize kadar sayısını bilemeyeceğimiz peygamberlerin gittiğini, aynı hakikatlere tahşidatta bulunduklarını görmekteyiz. Evful keyle, tartıda vefa gösterin. Yani ölçerken, tartarken tam ölçün. Ve la tekunu minel muhsirin. Ve az ölçenlerden, eksiltenlerden olmayın. Vezinu bil gıstasil müstakim. Ve tartarken müstakim bir şekilde, tam istikametli bir şekilde ölçün. Değerli izleyenlerim, ölçüde tartıda noksanlık yapmak daha önceki milletlerde bir afet. Hazreti Şuayb'ın kavminde demek bu çok daha belirgin bir şekilde. Günümüzde de insanlar bundan bir derece yine muzdarip durumda. Yani tam güvenemiyorsunuz. Ölçerken, tartarken eksik ölçüp tartanlar yine piyasada bulunmakta. Bir miktar böyle az ölçüp vermeyi kar kabul ediyor ve böylece normalde helal olabilecek kazancını harama çeviriyor. İnsanlar ölçüye tartıya riayet etmeli ve noksanlık yapmamalı. Tabii ölçüp biçme sadece alışverişlerde değil, meseleleri değerlendirirken de
yine doğru ölçüp biçmek ve doğru tahlillerde bulunmak, bu da son derece önemli. Ve la tebhasun nase eşyaehum, insanlara eşyalarını, onlara ait olan şeyleri vermekte eksiltme yapmayın. Ve la ta'thav fil ardı mufsidin, ve yeryüzünde müfsitler olarak bozgunculuk yapmayın. Yeryüzünü fesada vermeyin. Vettagullezî halagakum, sizi yaratandan, sizi yaratan Allah'tan, vel cibilletel evvelin, ve önceki nesilleri yaratandan, sizi ve sizden öncekileri yaratan Allah'tan korkun. Yani insan mahluktur, yaratılmıştır. Her ne kadar anne ve babamız dünyaya gelmemize bir vesile ise de yaratan Allah'tır. O her şeyin yaratıcısıdır. Bizleri de O yaratmıştır. Dolayısıyla insan yaratıcısına karşı hem şükran borcuna, borcuyla karşı karşıyadır, hem de onun emirlerine itaat etmekle mükelleftir. Birisi asker olduğunda nasıl ki emredersin komutanım diyor, emredileni yerine getiriyor ve emre muhalefetten kaçınıyor. Ben Allah'ın kuluyum, mahlukuyum diyen bir kimse de Allah'ın emirlerini yerine getirmesi beklenir ve istenir. Galu, onlar dediler ki, Hazreti Şuayb'ın kavmi, Ashabul Eyke dediler ki, İnneme ente minel musahharin, sen ancak büyülenmiş birisisin dediler. Ve ma ente illa beşerun mithluna, sen ancak bizim gibi bir insansın. Ve inne zunnuke leminel kâzibin, biz seni ancak yalancılardan biri zannediyoruz. Yani sen bu halinle yalancılardan birisin, seni böyle görüyoruz dediler. Burada ya peygamberin bir insan olması, evet peygamber bir insandır ama madem o da insandır öyleyse peygamber değildir neticesine varılmaması gerekir. Burada yanlış bir kıyas yapıldığını görüyoruz. Malum insanlar arasında mertebe farkı var, derece farkı var. Mesela ilim yönüyle baktığımızda yan yana iki insan, bunlardan biri cehaletin zirvesinde olabilir, diğeri de ilmin zirvesinde olabilir. İkisi de insandır ama aralarında dağlar kadar fark var. Yani iki koyunu yan yana getirdiğimizde birisi diyelim 15 kilodur, diğeri 20 kilodur. Olsun da 30 kilo olsun, aralarında 1'e 2 oranında bir fark olabilir, yarı yarıya bir fark olabilir. Ama iki insan arasındaki mesafe adeta aşılamayacak mesafe durumundadır. Yani hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Elbette bir olmaz. İşte ışık ve karanlık ne kadar birbirinden farklıysa, doğu batı birbirinden ne kadar uzaksa, elbette bilen bir kimseyle bilmeyen bir kimse de aynı değildir. Bir peygamberle de bir veli bir değildir. Bir veliyle de sıradan bir insan bir değildir. Bu açıdan baktığımızda peygamberin insanlardan bir fert olması onun inkarını gerektirmemeli. Ama nedense tarih boyunca insanlar peygamberin kendi içlerinden biri olmasını anlamakta zorlanmışlar ve demişler ki illa peygamber gelecekse bir melek gelmeliydi. Yani niye insan gönderildi? Halbuki şöyle düşünmek gerekir. Kur'an-ı Kerim bize bu düşünceyi öğretiyor. Madem ki yeryüzünde yaşayanlar insanlardır, elbette gönderilen meleğin de bir insan olması gerekir. Eğer yeryüzünde yaşayanlar melekler olsaydı, meleklere, meleklerden bir peygamber gönderilirdi. Eğer insanlara bir melek peygamber gönderilse, yemiyor, içmiyor, evlenmiyor, çarşıda, pazarda ihtiyacı yok, böyle bir melek insanlara nasıl rehberlik yapsın? Halbuki peygamber haliyle, tavrıyla, fiilleriyle, konuşmalarıyla, insanların içinden bir fert olmasıyla onlara tam bir rehberlik yapıyor. İşte bu açıdan her peygamber kavminin de bildiği, tanıdığı bir insan ama onlardan farklı olarak ilahi vahye muhatap oluyor ve onlara Allah'ın dinini anlatıyor. İşte kavmi Hazreti Şuayb'a diyorlar ki biz seni ancak bir insan olarak görüyoruz ve senin yalancılardan olduğunu zannediyoruz. فَاَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ Semadan üzerimize bir parça düşür. اِنْ كُنْتَ مِنَ السَّادِقِينَ Eğer sadıklardansan.
Yani gökten başımıza taş yağdır, gökten bir parça üzerimize düşsün, bizi helak etsin. Bu dini değerlerle dalga geçmek, Allah'ın kudretiyle adeta istihza etmek. Hani günümüzde de bazıları söylerler, haşa, Allah varsa bizi taş etsin derler. İşte Allah varsa gökte yıldızlarla la ilahe illallah yazsın derler. Bunlar tabii dünyanın mahiyetini bilmemekten kaynaklanan durumlar. Allah dilerse gökten taş da gönderir ama normal şartlarda hemen insanların istediği zamanda başlarına felaket gelmez. Bu açıdan ayetlerde femehhilil kafirine, yani kafirlere mühlet ver, emhilhum ruveyda ve yani onlara azıcık bir süre ver ama sonunda onlar görecekler. Bu mealde ayet-i kerimeler var. Hemen bir anda verilmemesi verilmeyecek anlamına gelmiyor. Gale Rabbi e'lemu bima ta'malun. Hazreti Şuayb kavmine dedi ki benim Rabbim sizin yaptıklarınızı bilir. Burada tabi bilmekten murat, yani Allah sizin ne yaptığınızı bilir, yaptığınızın karşılığını da verir. Allah'ın bilmesi ona göre bir karşılık vermesini netice veriyor. Ya ben senin ne yaptığını biliyorum dediğimizde birisine, ona göre muamele ederim manası da anlaşılır. Fekezzebuhu, kavmi Hazreti Şuayb'ı yalanladılar. Feahazehum azabu yevmuz zulle ve yevmuz zulle azabı onları yakaladı. Yevmuz zulle bundan murat bir bulut üzerlerine geliyor. Uzun süre kuraklık çekmişler ve bir bulutu görünce zannediyorlar işte buluttan yağmur gelecek ve sevinç içinde bulutun bulunduğu yere doğru koşuyorlar ama o buluttan kendilerine azap geliyor. Ve o buluttan gelen azapla, yıldırımlarla, artık ayrıntılarını bilemiyoruz. Buluttan gelen bir azapla, her taraftan onları kuşatan bir azapla bu şekilde cezalandırılıyorlar. İnnehu kâne azâbe yevmin azîm. O büyük bir günün azabıydı. Yani bu dillere destan olan, sonraki nesillerde anlatılan öyle dehşetli bir günün azabıydı. İnne fî zâlike le âyeh. Şüphesiz bunda bir ayet var. Ve mâ kâne ekseruhum mu'minin. Ama onların ekserisi yine de buna iman etmiyor. Ve inne rabbeke lehuvel azîzur rahim. Ve şüphesiz senin Rabbin azizdir, rahimdir. Değerli izleyenlerim, Şuara suresinde Allah-u Teala bu şekilde değişik kavimlerin maceralarını bize anlattı. Ve Hazreti Nuh, Hazreti Lut, Hazreti Musa, Hazreti Şuayb, Hazreti Salih gibi peygamberlerin kavimleriyle olan mücadelelerini bizlere bildirdi. Genel bir değerlendirme olarak söyleyecek olursak, onların bu kıssalarında bizim için bir ders, bir ibret var. Çünkü tarih adeta bir aynadır. Tarih aynasına baktığımızda orada geçmişi görüyoruz ama o geçmiş içinde adeta kendimizi de görürüz. Diyelim ki Hazreti Şuayb'ın kavmine bakarken onların ölçü ve tartıda noksanlık yapmaları, bunu okuduğumuzda kendimize de bir bakarız. Acaba biz de ölçüde tartıda noksanlık mı yapıyoruz? Hazreti Lut'un kavmine baktığımızda cinsi bir sapıklıkla karşı karşıyayız. Acaba bizim toplumumuzda da şuzuzu cinsiye denilen bu şekilde taşkınlıklar var mı? Bunun önüne nasıl geçilebilir? Bunları düşünürüz. Hazreti Nuh'un kavmine baktığımızda işte çok uzun bir süre bir peygambere muhatap oldukları halde kabul etmeyen inatçı bir topluluk portresi görürüz ve neticede bunların su ile, tufan ile helak edilmesini görürüz. Bu manada baktığımızda şunu net bir şekilde görmekteyiz ki alemlerin Rabbinin hem izzeti var ve inne rabbeke lehuvel aziz, bunu ifade ediyor. Daha sonrakinde de gelen errahim ifadesi Cenab-ı Hakk'ın sonsuz rahmetini, merhametini ifade ediyor. Demek ki Allah-u Teala'yı bilirken sadece rahmetiyle değil, aynı zamanda onun azabıyla da bilinmesi lazım. Buna beynel havf ve reca tabir ediliyor. Korku ve ümit arasında olmak. Yani bir insan Cenab-ı Hakk'ın celalini, azametini düşündüğünde
ümit içerisinde, yani korku içerisinde olmalı. Ama Cenab-ı Hakk'ın rahmetini düşündüğünde de tam bir ümit içerisinde olması gerekiyor. Bu insanın maneviyatında, maneviyat yolunda, seyri sülukunda adeta iki kanat gibi. İşte bir kanadı havf, bir kanadı reca. Yani hem Allah'tan korkuyor hem de Allah'tan ümit içerisinde oluyor. Onun azizün zintikam olduğunu ve onun celalli olduğunu, azametli olduğunu düşünüyor, korkuyor. Bir de günah noktasında bakıldığında deniliyor ki günahın küçüklüğüne değil de kime karşı işleniyor? İşlenen zatın büyüklüğüne bak. İşte bunları düşünüyor ve o insan adeta korkuyor ve ürperiyor. Dehşet içerisinde kalıyor. Ama tamamen böyle dehşet içinde kalmak insanı ümitsizliğe sevk edebilir. Böyle bir durumda da onun sonsuz rahmetini düşünüyor. Yani benim Rabbimin her şeyi kuşatan bir rahmeti var. Sebagat rahmeti ala gadabi buyurmuş. Benim rahmetim gadabımı geçti. Cehennemin 7 tabakası varken cennetin 8 mertebesi var. Orada bile ilahi rahmetin üstün geldiğini görüyoruz. Ve ketebe ala nefsihi rahme, Allah kendine rahmeti yazdı. Rahmetle tecelli etmeyi kendisi için bir prensip edindi. Bu manaya baktığımızda yine rahmet ciheti galip geliyor. İşte bir insan bunları düşündüğünde hem korku hem ümit içerisinde yoluna devam eder. Nasıl ki kalbimiz yumuluyor, açılıyor, yumuluyor, açılıyor. Bu şekilde bedenin her tarafına ab-ı hayatı neşrediyor. İnsanda da bu korku hali Cenab-ı Hakk'a ilticaya sevk eder. Ümit hali insanı onun rahmetine ulaştırır ve böylece o insan yoluna devam eder. İşte Kur'an-ı Kerim'de bu kıssaları okuduğumuzda bu kıssalar bize bu gibi dersleri veriyor. Bizi gafletten kurtarıyor ve zamanımızdaki olayları değerlendirmede bize bir ölçü sunmuş oluyor. Ve Kur'an-ı Kerim kıssaları anlatırken onların kıssalarında akıl sahipleri için ibretler vardır diyor. Yani bunları sadece tarihi bir olay gibi görmek değil, ibret yönüyle değerlendirmek lazım. Sadece kronolojik bir takım vakalar olarak değil, bunlar da iman tevhid mücadelesinin temel esasları anlatılıyor. Ve nefsimizin zaafları, insanın şeytan tarafından aldatılması, peygamberleri yalanlayabilmesi ama buna mukabil de dünyada bile bunun cezasını görmesi. İşte şu anda dünyada imtihan edilen bizler varız. Yani imtihan şu an bizim için devam ediyor. Ama ölmüş olanlar için artık imtihan bitti. Onlar için yeniden dünyaya gelmek, yeniden böyle bir imtihandan geçmek söz konusu değil. Ama bizler açısından şu anda hayat devam etmekte. Böyle olunca henüz fırsat elimizdedir. Geçmiş kavimlerin halinden ders ibret aldığımızda Allah'ın izniyle daha istikametli, dengeli bir şekilde yolumuza devam edebileceğiz. Cenab-ı Hak bu şekilde gitmeyi hepimize nasip eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.